Herkese selamlar dostlar. 1 Aralık 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 tane mücadelemiz var. Bu mücadeleler genellikle majör liglerden. Aynı şekilde kupa maçlarını ben dediğim gibi almıyorum. Çünkü sürpriz sonuçlar çıkıyor ki bugün de baktığımız zaman da bazı maçlarda sürpriz sonuçların çıktığı normal. Bu bildiğimiz, izlediğimiz takımları alırsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ondan 7 tane ağırlıklı olarak İngiltere'yi aldım. Çünkü bu hafta sonu zaten çoğunlukla hepsini izledim. İlk mücadelemiz Leicester'la Southampton mücadelesi. Direkt başlayalım. Sizlerden ricam, videoya güzel seviyede like atarsanız benim için yeterli olacaktır. Artı 300'ün üzerine atarsanız sevinirim. Boğazım çok kötü tahriş olmuş ciddi anlamda. Hemen inceden bir ada çayı çözdüm. Ondan sonra videoyu çekmeye başladım. Sizler de dediğim gibi öyle bir emeğe saygı açısından like bir şeyler sallarsanız güzel olur. Şimdi Leicester'ın ben mücadelesini komple izledim. Çok güzel bir mücadeleydi. Ki zaten canlıdan da önerdim. 4-2 mi ne bitti. Ben burada Watford'un golünü önermiştim canlıdan. 1.50 oranı vardı zaten. Dakika 15 Watford golü 1.50. Geldikleri zaman çok tehlikeli geliyorlardı. Katıl grubunda öyle yakaladık, değerlendirdik. Leicester'ın da 2.5 üstünde 1 kazanabileceğini katıl grubunda yüksek oranla zaten ben belirtmiştim. Söylemiştim arkadaşlara. Leicester artık bir reaksiyon gösterebilir mi mücadelede? Gollü bir mücadele geçer şeklinde. Leicester yine burada tempolu maçlar oynuyor. Kalesinde de gerçekten pozisyonlar veriyor. Defansı iyi, hoş Çağlar falan var ama defans ciddi anlamda aksıyor. Southampton'da iyi bir gidişatta değil. Son oynadığı mücadele Liverpool mücadelesiydi. Southampton'dan biraz bahsetmek gerekirse o mücadelede 3 tane kaçan net pozisyonu var. 2 tanesi zaten %100 karşı karşıya atamadı. Biraz beceriksizlik vardı Southampton takımında. Ben Southampton'ın burada Leicester'a karşı biraz daha fazla pozisyona girmesini bekliyorum. 4-5 tane şöyle net gol pozisyonuna girebilecek takımın bir tanesi Southampton takımı. Dennis gittikten sonra hala bir toparlanamadı ama Armstrong'da şu an son maçta iyiydi. Biraz beceriksizlik vardı dediğim gibi Southampton takımında. Fakat ben bu maçta Leicester kalesinde de gol atmasını bekliyorum Southampton takımının. Leicester da zaten bence karşılık verir. Leicester'ın zaten maçları keyifli geçiyor. 1.48 gibi orandan buradan sizlere KG var önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. İkinci mücadele Watford'la Chelsea mücadelesi. Chelsea ciddi anlamda çok güzel futbol sergiliyor. Geçen de bahsettim. Sistem takımı. Hatta dedim United maçında ben dedim ki Chelsea bu mücadeleyi alır. Handikapta atar dedim hatta. Sizlere o yönde öneri yapmıştım. Alın size handikap şeklinde göstereyim. Fakat oyun olarak baktığımız zaman da şöyle göstereyim. Bakın iki tane şutu var United'ın. Bir tanesi %100 kaçtı zaten. Diğeri de gol zaten. Kaçan pozisyonlar, vurulan şutlar. Chelsea'de biraz bitiricilik sorunu var. Lukaku sonradan oyuna dahil oldu. Belki bu mücadelede ilk 11'de başlayabilir Lukaku. Chelsea'nin deplasman performansı da ciddi anlamda inanılmaz. Watford'a karşı oynuyor. Son haftaların inanılmaz takımlarından bir tanesi Watford takımı. Yani son haftalara baktığımız zaman da gelene geçene gol atıyor. Yese bile iki tane gol atıyor. Yenilse bile iki tane gol atan takımlardan bir tanesi. Fakat Chelsea deplasmanda gol yemiyor. Nasıl gol yemiyor? 6 maçta toplamda bir tane gol yemiş deplasmanda. Watford takımı da zaten burada bence şöyle yani düz mantık yapalım. Fazla bir şey düşünmeye gerek yok. Chelsea'ye karşı açık oyun oynarsan zaten sen kalende burada handikapla yersin. 3 tane farkla yersin. Chelsea takımı yine kazanır fakat Watford burada bence kapalı başlayacaktır. İlk yarıdan ne kadar oyunu tutabilirse artık ikinci yarı belki açılabilir. Fakat ben bu mücadelenin 5 gol bandına çıkabileceğini düşünmüyorum. Chelsea'nin deplasman maçları genelde 3-0'da kalıyor. Yani maç sonu 1-1.5 üstü oranı yok. 32 açmışlar. Ben nasıl idealleştiririm diye baktığımız zaman bunun da oranı 1.39 gerçekten. Çok fazla idealleştiremiyoruz. Ben şöyle vereyim. Skor beklentim 3-0'lık Chelsea galibiyeti. 1-0'lık skor, bir maç sonu 2.5 üst idealden değerlendirebilirsiniz. Onun dışında maç sonu 2-2.5 üst böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Biraz daha ideal olaraktan da. Yüksek orandan ne öneririm? 3 farklı Chelsea galibiyeti gelir mi? Ben skor beklentim 3-0 olduğu için ben burada sizlere 3 farkla Chelsea galibiyetinde alabilir. Chelsea'ye güveniyorum. Skor beklentim tam 3-0. Genoa ile Milan. Milan son haftalarda ligde kötü gidişat var. Onlar da şampiyonluğu oynuyor. Baktığımız zaman da ikinci sırada yer alıyor. Liderliği son şu 2 haftada verdiler. Napoli'yi de zaten bildik son hafta Lazio'ya karşı. Hatta dakika 10'dan zaten 2-0 oldu. Direkt Napoli galibiyetini önermiştim sizlere. Güveniyordum. Katıl grubunda bir tane de kombineme aldım zaten Napoli'yi. Genoa'da işler pek iyi gitmiyor arkadaşlar. Yeni teknik adam geldi. Şevçenko 2 maç oldu geleli. 3. maçı Milan mücadelesi. İlk puanına zaten son maçta tanıştı diyeyim. Genoa takımı burada
Gol bulabilir mi? Bulabilir. Fakat ben Milan'ın yanındayım. Milan'ın burada deplasman performansı da şöyle göstereyim. Çok fazla gol bulabiliyor deplasmanda. Fakat yiyebiliyor. Genoa takımında dediğim gibi teknik direktör büyük maç olduğu için reaksiyon gösterebilir. Milan takımını seviyorum. Sonuca yönelik futbol oynuyor. Aynı Atalanta gibi örnek vermek gerekirse. Direkt kalede gol yapmak istiyor. Yani evirip çevirmiyor. Direkt kalenin önünde kendini bulabiliyor. Milan takımı 2 haftadır puan kaybetti. Artık bence burada Genoa'ya karşı, kötü giden Genoa'ya karşı bence 2 gol atar diye düşünüyorum. Deplasman 1.5 üstü önereceğim burada. 1.53 gibi orandan değerlendirme yapabilirsiniz. Daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da şöyle öneri yapabilirim belki. Maç sonu 2 ve 2.5 üst 2 orandan belki 2-1'e dayanabilir bu mücadele. Fakat Milan'ın ben burada atacağı 2 golü daha idealden aldığım için öyle bir değerlendirme yapacağım. Değerlendireceklere bol şanslar. Sassuolo-Napoli mücadelesi. Gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Sassuolo da çünkü ofansif bir futbol sergiliyor. Onlar da Napoli'ye karşımızda bence çok fazla defansif bir oyun sergilemeyecektir. Onlar da hücum isteyeceklerdir bu mücadelede. Hücum hattında zaten etkili olabiliyorlar. Raspadori olsun, Berardi olsun bunlar zaten bireysel anlamda da iyi işler çıkartabiliyor Sassuolo takımında. Napoli'ye baktığımız zaman da son hafta zaten Mertens ve Insigne'le birlikte ikisi zaten fişini çekti. Hücum hattında yaptıkları üstün zekalı oyunlarla zaten verdikleri paslardan zaten oyun zekası ne kadar yüksek oyuncular olduğunu zaten bizlere gösteriyor. Ben burada şöyle bir değerlendirme yapacağım. Maçın ben 2.5 üstüne gitmesini bekliyorum. 1.40 gibi de oran açmışlar. Sassuolo'nun da atacağı gollerle maç üstüne taşınabilir diye düşünüyorum. Sassuolo-Napoli mücadelesine direkt 2.5 üstü değerlendirme yapabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Nice ile Paris mücadelesi. Paris'in bu tür maçları ciddi anlamda hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsun 0-0 bitiyor. Bakıyorsun 1-1 bitiyor. Bir bakıyorsun 3-2 bitiyor. Neymar da sakatlandı. 8 ay sanırım sahalardan uzak kalacak. Nice takımının son mücadelesine baktığımız zaman da son mücadelesinde iyi bir futbol sergilemedi. Kendi evinde gol dahi atamadı. Hücumda bazı sıkıntılar vardı. Fakat bu maç biraz daha farklı olacaktır. Paris'te oynuyorsun. Kendini toparlayacaksındır. Yani burada hatta Nice takımının golüne de girebilir. Ben Nice'e de güveniyorum açıkçası. Çünkü kadro kalitesi yüksek. Paris takımında da pozisyonlar verecektir. Ben burada Paris galibiyetinden ziyade her iki takımın atacağı gollere yöneldim. Onun da oranı 1.54 gibi ideal bir oranı var. Messi de Ballon d'Or aldı. Belki bu maçta şov yapabilir. Fakat Paris defans hattı biraz daha ofansif olduğu için geride boşluklar verebiliyor. Nice takımı da zaten Dolberg olsun. Delort olsun. Bu isimlerle hatta Gavrilo olsun sol açıkta. O isimlerle değerlendirme yapabiliyor. O yüzden burada KG var öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Aston Villa ile Manchester City. Güzel maç. Çok güzel bir mücadele. Ben Manchester City tarafındayım. Çünkü oyun olarak çok beğendiğim bir takım. Bana keyif veriyor. Steven Gerrard geldi. İlk iki maçını kazandı. Fakat Manchester City'ye karşı ben çok fazla bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Karşında deneyimli bir adam var. Deneyimli bir adam dedim. Guardiola zaten bu olayı biliyor. Aston Villa'ya karşı bunlar diyor gazlı diyor. Bize nasıl oynayacaklar ben gayet iyi biliyorum. Ona önlem alarak da çıkacaklar. Guardiola çünkü akıllı adam. Kendine belli ediyor arkadaşlar. Aston Villa dediğim gibi son haftalarda çıkış gösterse de ben burada kaybedeceklerini düşünüyorum. Manchester City tarafındayım. Ben çok gollü de beklemiyorum. 4.5 altında 2'yi 1.47 gibi orandan önermek istiyorum. Çünkü City takımı geliyor. İyi geliyor daha doğrusu. Fakat Aston Villa burada haddini bilerek oynayacaktır. 2-0 gibi skorla galip gelebilir City takımı. Son haftaki maç gibi mesela. Son maçta mesela 2-1 galip geldi West Ham'a karşı. City çok fazla hücuma gitmiyordu yani. Biraz daha böyle sallana sallana gidiyordu. Pas çeviriyordu. Maç bir anda 2-1 üst oldu yani garip bir şekilde. Burada da maç sonu 2-4.5-6 sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Everton-Liverpool mücadelesi. Liverpool takımı bu arada arkadaşlar bu maç derbi, şehir derbisi. Everton takımı bak şöyle söyleyeyim. Bu maç böyle 2000'li 2000-2005 yıllar arasında falan çok daha iyi böyle çekişmeli geçiyordu. Rağbet vardı. Fakat son yıllarda zaten Liverpool açtı kendini yani. Liverpool takımı kendini açtı gitti. Derbinin bir şeyi kalmadı. Everton takımından da zaten eksik isimler çok fazla. Bu eksik isimler can sıkıyor. Bak Calvert-Lewin oynamayacak. Richarlison oynar mı oynamaz mı belli değil. Muhtemelen oynayacak. Graham bir sakatlığı var. Sigurdsson oynayamaz. Sigurdsson. Yani eksikler Tom Davis mesela sakatlığı var. Everton'da eksik var. Belki bu maçtan sonra Benitez hocamız kovulur mu bilmiyorum. Kovulma maçı olabilir belki Everton takımının teknik adamının.
Liverpool burada kazanır arkadaşlar. En az 2 gol atarak kazanır. İdeal. Pardon. Deplasman 1.5 üst açmamışlar burada. Maç sonu 2.5 üst şeklinde değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Benim sizlere kombin önerim şöyle arkadaşlar. Ben Chelsea takımının 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Maç sonu 2.5 üst şeklinde değerlendirdim. Bir de İngiltere derbisi olduğu için burada Leicester mücadelesine de ben Leicester mücadelesini zaten anlattım. Southampton takımı son hafta Liverpool'a karşı 3 tane kaçan net pozisyona girdi. Leicester'a karşı da 4-5 tane gol pozisyona gireceğini bekliyorum. Burada sizlere kombin önerisi olarak da Southampton takımının burada KG varını yanına da Chelsea mücadelesini eklerseniz güzel bir mücadele olur. Aynı saatte başlıyor. Değerlendirecekleri bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.